İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh, insanın şerefi. Bu zat buyuruyor ki, şudur ki bir Müslüman, elinden ve dilinden kimseye gelmez ziyan. Bir insanın şerefi, inançta, imandadır. Yani bütün üstünlük, imanı olandadır. Çünkü o, bağlanmıştır Allah ve Resulüne. Bir mesuliyet taşır mahlukatın hepsine. Birine bir fenalık düşünse de o bilfarz, kalbindeki o iman mani olur, yaptırmaz. La teşbih, bir köpeğin tasması varsa şayet, ondan hiçbir insana bir zarar gelmez elbet. Lakin yoksa tasması, o sahipsiz demektir. İmansız olanlar da buna benzemektedir. Sahipsiz bir köpeğin her an ne yapacağı, belli olmaz ne zaman kime saldıracağı. Bunun gibi imanı olmayan kimseler de zarar yapabilirler her insana, her yerde. Halbuki şöyledir ki kâmil olan bir mü'min, elinden ve dilinden insanlar olur emin. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ins ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, tam hakiki imana olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için, nefsi iman etmesi lazımdır o kişinin. Nefis inkâr ederken hasıl olan o iman, imanın suretidir. Bulmamıştır itminan. Yani hep devamdadır küfrüne nefis yine. Hala düşmanlıktadır inatla sahibine. Eğer ki vazgeçerse nefis bu inadından, hakiki iman olup hiç yok olmaz o iman. O zaman ameller de hakiki gerçek olur. Kul için asıl maksat ve gaye İşte budur. Çünkü buyuruyor ki kitabında Rabbimiz, ey iman sahipleri, gerçek iman ediniz. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bu devir, küfrün bir sel misali aktığı bir devirdir. Küfre girip girmemek zamanıdır bu zaman. Küfürden çok korkarak yaşamalı Müslüman. Kim imansız ölmekten korkmuyor ise eğer, o imansız olarak ruhunu teslim eder. Lalet tayin, rastgele yaşamak uygun değil. Küfre düşürebilir kulu bir söz, bir fiil. Mesela bir günaha, ne güzel dese insan, kaybeder imanını böyle söylediği an. Mü'min için imanı çok kıymetli servettir. Çünkü
sonsuz cenneti temin eden sebeptir. Onu korumak için titremeli adeta. Onunla nail olur çünkü sonsuz rahata. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Ah gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Ahmet adı güzel kendi güzel Muhammed. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette çıkar zevkü sefası. Ah 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel kendi güzel Muhammed. Ahmet adı güzel kendi güzel Muhammed. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Yunus der neylerem, cihanı sensin, sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Ah sana inanmayan gider imansız, adı güzel kendi güzel Muhammed. Ahmet adı güzel kendi güzel Muhammed. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, küfre düşüren söz söyleyince abdest ve gusül bozulur mu? Bunu şundan dolayı soruyor. Namaz kılarken içinden böyle kalbinden küfre düşürecek sözler falan geçiyormuş. Düşünceler geçiyormuş. Ardından diyor hemen tövbe ettim ama bunu diyor abdest alıp tekrar baştan mı kılmam gerekiyor bu namazları? O vesveseli zaten. Kalpten geçenler için de bir şey söz konusu değil. Yani mesul olmaz insan. Hatta İslam Ahlak kitabında orada uzun uzun anlatılmış bunlar. Mızrakta İlmihali'nde de geçiyor. Cedvisem İlmihali'nde de kısmen geçiyor. Orada anlatılıyor. İnsanın kalbine bir şey gelir. Böyle gelir geçer. Bunda mesul olmaz. Gelir biraz kalır.
Sonra gene kaybolur, gene de şey yapmaz. Gelir, kalır, düşünür. Yapmak ister, vazgeçer. Bu küfür de olsa, yani buna uygun bir şey yapmaz veya söz söylemez, gene bir şey olmaz. İşte dördüncü olarak gelir, karar verir, yaparsa veya söylerse, o zaman imanı gideren bir şey yaptıysa veya söylese iman gitme tehlikesi söz konusu. Yoksa bu dinleyicimizde olduğu gibi, yani müsterih olsun, hepimizin kalbine böyle şeyler gelir. Kalpte iman bulunduğu müddetçe nefs ve şeytandan buna benzer vesveseler gelir. Aldırış etmemeli, namazına da zarar vermez, abdeste ve gusüne de zarar vermez. Bir başka dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz uzunca yazmış ama ben özetleyeyim. Beyi vefat edeli bir sene olmuş. 20 yıllık evliliğim boyunca diyor, kayınvalideme, kayınbabama çok hizmet ettim. Evlerinin temizliğini de yaptım. Şimdi beyim vefat edince diyor, iki tane kayınbiraderim var. Babalarıyla, anneleriyle kalıyorlar. Ben diyor artık, çünkü ne zaman girip çıkacakları belli değil. Efendim pek dini hassasiyetleri yok, hiç dikkat etmiyorlar. Ama ben bunların yüzünden diyor az gitmeye başladım diyor oraya diyor, temizliğe falan diyor. Bu sefer de işte sen nasıl bir insansın, işte bir niye gelmiyorsun falan diyenler olmaya başlamış. Birincisi, kayınvalidesi, kayınpederinin evini temizlemek zorunda mı? Böyle bir sebeple uzak durmasının bir mahsuru var mı? Efendim bir, mecbur değil. Yani kendi öz anne babası değil. Babası zaten, kocası da vefat etmiş. Evet, kocası vefat etse de yine kayınvalide, kayınpeder mevkiinde ama onlara bakmakla, onların nafakasını temin etmekle, ihtiyaçlarını gidermekle mükellef değil. Kendi öz çocukları, nesemen çocukları mükelleftir bu konuda. Böyle bir haram işleme durumu söz konusu olursa da gitmemesi uygun. Doğru yapıyor. Bir başka dinleyicimiz bir televizyon programında izlemiş bir din adamı. Bana da gönderdiler onu. Dinleyicimizin anlattığı şeyden haberim var. O nedenle şöyle söyleyeyim. İlahiyatçı, genç bir profesör, ilk defa gördüm. Televizyonda konuşuyor. Diyor ki, ya diyor, din, İslam dini diyor, cihan şumul bir dindir. Sadece Araplara gelmedi. Onun için emir ve yasaklarının diyor, Arapların adetlerine göre diyor, verilmiş diyor. Biz çoğuna uymak zorunda değiliz diyor. Enteresan, böyle adam, iman da yok belli ki. Mesela diyor, domuz eti diyor, niye haram olsun ki diyor. Araplar da diyor, adetmiş, gelenekmiş diyor, domuz eti yemiyorlarmış diyor, haram olmuş diyor. Şimdi diyor, bunu diyor, bir Müslüman olmayan birisine diyor, söylesen diyor, Müslüman olmaya niyet etmiş diyor. İşte domuz eti haram, şu haram, bu haram deyince adam Müslüman olmaktan vazgeçer diyor. Tabii canım. Niye zinayı yasaklıyorsun Mustafa Bey? Niye içkiyi yasaklıyorsun? Niye domuz etini yasaklıyorsun? Niye adamı aynı şekilde keyfine göre, nefsine göre yaşayacak adam niye yasaklıyorsun? Ve ahmak adam kendi cihan şumul bir uydurup işte masonlar kurmuş, komünistler de kurmuş. Senin söylemene gerek yok. Masonlarda da komünistlerde her şey serbest. Sen de oraya geç. Yani o kadar serbestlik istiyorsun. İlahiyat kimliğiyle kalkıp da aynı şekilde İslamiyet'i komünizme veyahut da masonla aynı şekilde benzetmene ve öyle yapmaya. Ha, bunun üstadları mason Abduh'tur, mason Musa Kazım'dır, mason Efgani'dir ve sonraki gelen ve açıkça aynı şekilde Türkiye'de de böyle bir sürü mason din adamları var. Onlardan birisidir. Bu da onlardan satılmışlardan birisidir. Satılmış kelimesini kullandım. Niye kullandım? Çünkü Allah-u Teala muhafaza buyursun. Kimseyi Cenab-ı Hak bu duruma düşürmesin. Bir defa taviz verdiğin zaman gerisi gelir. 1980 ihtilalinden, ben o zaman milli eğitimdeydim, öğretmendim. O zaman bir şey anlatmışlardı. 80 ihtilalinden önce bu Ege bölgesinde bir vilayette bir Almanca öğretmenine, birileri aynı şekilde böyle iki kişi gece kapısını çalmışlar. Demişler seninle özel bir şey görüşeceğiz falan, kabul eder misin? İçeri girince demişler ki biz seni demişler araştırdık ettik demiş, yani öğretmen maaşıyla bir şey olmaz. Ayda bir defa demiş İstanbul'a gideceğim, bir çanta vereceğiz. O çantayı dediğimiz yere bırakacaksın. Senin aynı şekilde maaşın iki katını vereceğiz her ay. Demiş kabul etmezsem öyle bir şansın yok diyorlar. Bizi gördün çünkü. Tamam. Neyse bu devam ediyor. 80 ihtilal oluyor. Yine bir gece kapı çalınıyor. İçeri iki kişi giriyorlar. Diyorlar ki senin biz daha önce ne yaptığını biliyorduk. Şimdi bu işi devlet için yapacaksın diyorlar.
Tamam. Yani paçanı bir defa kaptırmaya gör. Evet. Paçanı bir defa kaptırmaya gör. Ondan sonra şamar olanı gibi. Bu da mesela böyle konuşan işte genç ilahiyatçı falan filan. Zaten iman gitmiş böyle konuştuğuna göre. Domuz etini için haram olsun. Bunu söyleyen kimse de iman falan kalmaz. Mürtet olmuş yani, kafir olmuş, kitapsız kafir aslında olmuş. Aslında bilimsel olarak da yanlış yerden giriyor. Sanki Arabistan domuzla kaynıyormuş hiç gibi. Orada domuzla yetişmiş. O, yani. o da apayrı bir şey. Bu ayet-i kerimede geçiyor. Allah-u Teala'nın bildirmiş olduğu ayet-i kerimedeki bir hükmü. Açıkça bildirilmiş bu çünkü. Bunu inkar eden, hafife alan kimse kafir olur. Peki efendim din adamı? Tamam işte. İlahiyat kimliğindeki dinsizler. Yani zındıklar. Din adamı kılığındaki din düşmanlar bunlar. Din adamı kılığındaki din düşmanları bunlar. Yani kitapsız kafir olmuşlar. Dolayısıyla biz senelerdir ısrarla bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu faydalı bilgi kitabı mutlaka okumalı. Efendim şu ilahiyatçı bu ilahiyatçı değil. Orada şablon bildiriliyor. Artık çıktı birisi konuşuyor falan. Ha bu kafirin teki diyeceksin. Ha bu zındığın teki. Bu Vehhabi, bu mezhepsiz. Çünkü şablon belli. Efendim işte bunun akademik kariyerlisi kariyersizi falan ve şunu da iyice bilmek lazım ki hala bazılarında efendim din adamı doğru söylüyor. Hayır, din adamı kılığındaki eşkıya var. Yani diyorsun ki efendim işte adam polisti, işte eroinle yakalandı. Yani bilmem neydi, bilmem neydi. Diyanetinde bir sürü aynı şekilde abur cubur insanlar çıkıyor. Devlete baş kaldıran Fethullah Gülen de aynı şekilde şey değil miydi? Diyanet kadrosunda değil miydi? Hani bazen biz Diyanet'le alakalı bir şey söyleyince, "Aa siz Diyanet ya biz Diyanet'te falan bir alıp veremediğimiz yok, bir şeyimiz yok." Bizim derdimiz Ehl-i Sünnet itikadı ve hakiki din adamlarıdır. Hakiki din adamlarına bir şey demiyoruz, başımızın tacıdır. Ama din adamı kılığındaki katı tarik olan, yani yol kesici eşkıyaya bizim sözümüz. Mezhepsize, zındığa, Vehhabisine, bunlara ve bunlar da bunlardan birisidir. Dolayısıyla mesela dinleyicilerimizden birisi yazmış efendim falan şey. Niye dinliyorsun ya? Niye dinliyorsun? Oraya ayıracağın zamanı git aynı şekilde kitap okusana. Dinini kuvvetlendirsene. Efendim işte biz şey yapacağız falan. Ya geçen İlahiyat Fakültesi okuyan bir dinleyici şey yapmış. Dinimislam.com'a göndermiş falan. İşte diyor İlahiyat Fakültesi'nde bize öğretiyorlar diyor. Bunlara cevap verecek. Yani. Cevap vermek için uğraşma ya. Karşındaki aynı şekilde dinsizsin teki. Niye cevap vereceksin de bunlara? Niye cevap vereceksin? Okulu bitirmek için sabret ve geç git. Bunlara cevap verilmez. Adam diyor ki işte vahiy gelmediği dönemlerde peygamber o kadar sıkıldı ki intihar edecekti. Böyle alçak herifler yani. Ya, nasıl kadar, uyduruyorlar ya? Nasıl alçak herifler bunlar ya? Böyle şerefsiz herifler bunlar. Süfli. Tamam mı? Evet. Şimdi demin ki söylediğinle bu yani o ilahiyat öğretim üyesi olanla bunun arasında bir fark yok. İkisi de aynı bunun. Aynı bloktalar. Ve bunlarda Allah korkusu yok, Allah rızası yok, ihlas yok. Öyle bir şey yok bunlarda. Bunlar akademik kariyer almışlar. Sırtını devlete dayamış. Sırtını devlete dayayarak bu Anadolu coğrafyasında yaşayan Müslümanların dinini yok etmek için uğraşıyorlar. Allah-u Teala bunlara fırsat vermesin. Çoktan yok edecekleri de Allah-u Teala ecdadımızın hatırı ve hürmetine Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri bu coğrafyaya gönderiyor. O da Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştiriyor. O da bir ömür boyu aynı şekilde bu kitapları hazırlıyor. Çünkü adamlar açık açık itiraf ediyor bunu. Gelenekçi diyorlar bize. Diyor, bir gelenekçiler diyor, biz bunları yok ettiydik diyor. Birden işte TGRT çıktı, İhlas çıktı falan, neyse Türkiye'de ses çıktı. Bizi durdurdu. Yani biz yok edecektik bunlar. Bunlar yok olmak üzereydi falan diye. Allah Teala dinini korur, merak etme. Adam bir de bizi dinlemiş herhalde. Bahsettiğim şahıs. Ya diyor işte zekat diyor, işte başka şeyler diyor, bazı ibadetler diyor. Altınla verilmesi lazımmış, şartmış diyor. Ondan sonra devir yapmak lazımmış diyor. Bu diyor vatandaşa diyor sen zekat verme demektir diyor. İşi yokuşa sürmektir diyor. Bunları dinleyenler var diyor. Sizi dinleyenler de varmış. Ya, varmış ya. Değil mi? Kendisi de dinlemiş herhalde. Alçak herifler. Allah-u Teala bunların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin inşallah Teala. Ya ibadeti doğru yapın diye anlatıyorsunuz. Adam nasıl anlıyor yani? Enteresan bir şey. İbadeti yapmayın demek. Ya pandemi sebebiyle aşı meselesinde aynı şey haberi zorladılar ya. Ramazan-ı Şerif'te falan. Evet. En sonunda Diyanet'te böyle vazife almış bunlardan birisi. Aşı orucu bozmaz dedi. Halbuki aynı Diyanet 200 sene önce bozar diyordu. Tamam şimdi bozmaz dedi. Nereden çıkartsa forsa gibi yani. İnip çıkıyor. Ya oradan da din öğrenilmez, tamam mı? Bir vatandaşın birisi de hani bir televizyon kanalında bir muhabir çıkarmış. Dolaştırıyor sokakta. Diyor ki Diyanet diyor işte aşı orucu bozmaz diyor. Onlar bilmez diyor kadın.
Kadın kadın hem de. Onlar diye anlamaz diyor, böyle şeylerden bilmez. Ya dedim, sıradan vatandaş Diyanet'te bu şekilde böyle beyanat veren adamın cahil olduğunu veya da aynı şekilde dini yıkmak üzere olduğunu anlamış. Ama etiketleri anlamıyor. Allah-u Teala sonumuzu hayırlısı. O sıradan hayırlısı. Vatandaş anlamış, onun da mutlaka geçmişinde bir şey var da anladı hocam. Tabii. Şimdi öyle bir şey ki, insanlar artık dinin konuları falan çok önemsemedikleri için, hani ne derler, kel başı şimşir tarak derler ya. Yani aynen. Önemsemeyince de böyle adamlar çıkıp işte rahat rahat konuşuyorlar yani. Tabii. Bu söylenen şeyi 20 sene önce söyleseydi adam söyleyemezdi yani. Tabii. Şimdi nasıl olsa vatandaş da gevşedi. Tabii. Ve bazıları zengin oldu. O zenginlik sebebiyle de aynı şekilde din gayreti elinden gitti. Ve çoluğu çocuğu da gidiyor. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin, Emen abiler buyuruyorlar da, şimdi insanın kendisine, çoluğuna, çocuğuna baba olma zamanı. Allah-u Teala hepimiz sonuna eylesin. Amin. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki bir tarikat, bir grup öyle diyelim varmış. Diyor, onlar diyorlarmış ki işte çok büyük bir deprem olacak. Arkasından kıtlık olacak. Bizim tarikata bağlı olan kişiler bundan çok fazla etkilenmeyecekmiş. Hatta o deprem olacak bölgeden de oturanlar varsa evlerini falan işte satıp bizim buraya doğru gelsinler falan gibisinden kendi mahallelerini çağırıyorlarmış. Başka yerlerde varsa. Demek ki orada satacak daireler kalmış. Veyahut da yerler kalmış. Siz ilgi çekmek için böyle şeyler yapmıyorsunuz ama hiç. Bir şey söyleseniz de siz de. Biz de biraz nemalansak. Yanmaz kefen çıkaran var değil mi? Tabii. Okunmu su satan var. Allah ya, Allah. Çok güzel ilgi çekme yöntem hocam bunlar. Yani siz de atı söyleyin. Deyin ki İstanbul'da işte önümüzdeki ay deprem olacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Şuraya gelin değil Şuraya mi? Şuraya gelin. Bizim mahalleye gelin. Bizim mahalleye gelin. Bizim mahalledeki evleri alın. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Herkes kendi kafasına göre bir şey uyduruyor. Şeyde de işte Mehdi konusunda da bir tanesini içeri aldılar ya. O da Mehdi evet. olduğunu söylüyor diye evet. herifin. Evet. Şimdi içeride. Kızlarla dans eden adam diyorsunuz. Aha. Böyle furyaydı. Mesela böyle bir grup veya da cemaat neyse falan, işte bizim şeyhimiz Medine'ye gitti. Niye? Mehdi doğmuş, onu yetiştiriyor. Ben bunu kaç kişiden içtim biliyor musun? Belki de 10 tane işte cemaat hüviyetinde, tarikat hüviyetinde kişilerin mürit takımlarından içtim. Ya dedim, nasıl bir gayret bu dedim ya. Bu dedim Mehdi'yi yetiştirmek için 10 kişi birden gidiyor falan, orada yetiştiriyor. Peki dedim, neredeymiş? Gizli dedi. Ha, gizli. Ahmak olunca da yutarsın. Neresi gizli ya? Vehhabiler aynı şekilde öyle bir şey sana müsaade eder mi? Öyle bir şey olur mu? Kimi yutturuyorsun? Ahmak olursan. Hani bir söz var ya, sen eşek olmayı kabul edince sırtına semer vuran çok olur. Yani eşekliği kabul ettikten sonra mesele kalmaz. O zaman istedikleri gibi hareket ederler. Allah-u Teala bunların şerlerinden de muhafaza buyursun. Ama Mustafa Bey demin bir şey dedin. Hani din gayreti kalmadı. Din gayretinin elde edilebilmesi için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan başka çare yok. Yani hapırsa da köpürse de insanlar hem kendileri okuyacak hem çoluğuna çocuğuna bir yolunu bulup aynı şekilde bunları okutması lazım. Yani aşılanması lazım. Aksi halde iman gider. Hocam son bir soru var. Bir arkadaş tavuk besleyip satıyor. Bu ticarete giriyor. Şimdi ise tavukları besleyip yumurtasını satıyor. Bunun öşrü verilecek mi diye sormuş. Öşrü olmaz. Ticaret maksadıyla aynı şekilde yumurtacılık yapıyor bu. Bu satmak için zaten onu üretiyor. Tavuğu da sattığı zaman, yumurtayı da sattığı zaman borçlarını çıkartır. Elinde nisap miktarı kalmışsa 40'ta birini verir. Evet. Toprak mahsulü değil bu. Evet. Bu hayvanların da hayvan zekatı var biliyorsunuz değil mi hocam? Tavuğun zekatı olmaz. Evet. Bu büyükbaş hayvanlar için. Tabii o büyükbaş için. Evet. Bu tavukların da aynı şekilde şu kadar tavuk olduğu zaman şu kadar verilir, öyle bir hüküm yok. Peki ne olur? Yani bundan elde ettiği gelir, ticaretini yapıyor ya. Nisap miktarına ulaşmışsa artık tüccar olmuştur bu. Tavuk tüccar olmuştur veya yumurta tüccar olmuştur. Onun 40'ta birini ticaret malı olarak zekat verir. Büyükbaş hayvanları olsa hayvan zekatı var. Peki o hayvanlar için bir de diyelim ki ot yetiştiriyor. Yonca yetiştiriyor. Onun üşrü yonca olur. Hakkında yani kitaplarda açık bir bilgi yok. Yani onu da uşru verilmez. Yani genelde mesela yulaf, arpa, çavdar. Bunlar uşu verilir deniyor. Balın uşu olur buyuruyor. Balın uşu olur. Ama şey için, oyunca için denmiyor, açıcı denmiyor öyle.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.